Döviz Sanatlar Akademisi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü döviz senaryomuz üstte olduğumuz versiyon. Yani rakibi yere düşürdüğümüzde neler yapabiliriz? Daha önceki videolarımda rakibi yere alıp üstte teknik yapabileceğim şeyleri çok fazla göstermedim. Genel itibariyle yere düşürmek, ayakta yapabileceğim kilitler veya işte nasıl daha sağlam yere basabilirim veya yerde olduğum senaryoları konuştuk. Bugünkü dersimizde yere düşmüş rakibe nasıl üstünlük kurabiliriz, nelere dikkat edebiliriz, bizim için önemli materyaller, saldırdığımız noktalar, silahlarımız nelerdir bunu göreceğiz. Şimdi bir arkadaşım bana eşlik edecek ve hani yere düşürdüğümüz senaryoyu çalışacağız. Hasan gel hemen abi. Ee, şimdi, sağ ol abi bana eşlik ettiğin için. Ee, bir önceki videoda, Akran Zorbalığı videosunda, rakibi yere düşürüp yerde teknik yapmıştık hatırlarsınız. Yok özür dilerim. Yere düşürmüştük, teknik yapmamıştık. Hatta aptuşa kardeşime böyle beklemediği anda çift alıp böyle yere düşürmüştüm. Ee, sonra diğer işte güreş antrenmanı videosunda işte Erenli olan, milli güreşçi ziyaret ettim miydi? Başta tam hatırlamıyorum. Eren'le olan videomda da yine yere düşürme gösterip Bu sefer direkt rakibimin yerde olduğu, benim üstte olduğum senaryoya geçiş yapıyorum. Abi seni alalım yere. Yere düştüğün senaryoyu varsayalım. Kamerayı biraz aşağı indireceksin. Şimdi arkadaşlar, rakibimin yerde olduğu pozisyonlardan söz edeceğim. Rakibin iki tane bacağı var değil mi? Ee, bu bacakları herkes aktif olarak kullanamaz. Mut yani mutlaka jiu-jitsu bilmesi gerekiyor veya işte e, ee, herhangi bir grappling sporunu işte aşağıda nasıl oynandığını bilmesi gerekir. Ama ilkel refleks olarak genelde insanlar bacağını uzatır. O yüzden bizim ilk kontrol yerimiz rakibin bacakları. Ya dizlerini ya paçalarını ya da ayak bileklerini tutmak istiyorum. Kaba bir şekilde geçiş yapacağım. Çok fazla ayrıntılı tekniğe ihtiyacım yok burada. Rakibin iki bacağını birden tutuyorum. Okey. Bir yere adım atıp önce tam tersini hareket eder gibi yani bir fake atıp sonra yine aynı tarafa yani şöyle yapıp bu tarafa çekiyorum. Buraya çektikten sonra... Bu tarafa alayım seni. Evet. Aynen. Ben bu açıdan daha güzel çıkıyorum. Videoyu buradan çekeceğim. <laughs> tamam. evet, Şimdi arkadaşlar. Yine üstte olduğum senaryodan bahsedeceğim. Rakibin bacaklarını tutmam gerekiyor. Bacaklarına bir saldırı yapacağım. Yani saldırıdan ziyade bacaklardan kurtulmak istiyorum ki rakibin üst bedenine. Yani te onun için tehlikeli olabilecek bölgelere gideyim. Nedir orası? Boyun, kollar, efendime söyleyeyim omuzlar vesaire. Ayaklar bizim için şu an problem. Çünkü daha önceki bir videomda anlatmıştım kendini koruyabilir. Ee, çok fazla şöyle bir soru gelmiş. Hayalara tekme atarsan olur. Abi öyle bir şey yok burada. Hayalara tekme atmaya çalıştığın anda yukarıdan sen de tekme yiyebilirsin. O adam da senin karnına tekme atabilir. Sen hayaları bulana kadar burada dengeni kaybedip yere düşebilirsin. Burada üstün olduğun pozisyonda bir anda yere, yere düşüp e, dezavantajlı olduğun pozisyona geçebilirsin. O yüzden bizim için burası çok iyi değil tekme atmak. O yüzden ben direkt işimi garantiliyorum. Bacakların ikisini tuttum. Çektim ve yanına geldim. Yanına geldikten sonra ilk hedefim. Şimdi gel, şöyle ayaklarını yere koysan. Şöyle. De. Bundan. Yere indirdikten sonra arkadaşlar. Knee on the belly diye bir pozisyon var. Dizimi rakibin tam şu karnın birleştiği iman tahtası derler. Türkler. Stern, İngilizce ne? Staryum. Sten Sternum. Okey. St Sternum. Doktor olduğu için biliyor. <laughs> Yanlış biliyorsam büyük rezillik var. Gerçi 3 kişi izleyecek biliyorum. <laughs> rakibin rakibin e, tam karnının ortasında şu iman tahtasına dizimle baskı yapıyorum. Ayak parmak ucum hala o oh, Ayak parmak ucum hala yerde. Diğer ayağım hafif açık ve burada ufak bir baskım var. Bu ezme değil. Dengemi rakibin gövdesinin tam ortasında ayarlıyorum. İleri taşmıyorum, geride kalmıyorum. Tam ortaya ayarlıyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar, bu kontrolü sağladıktan sonra dövüşün, müsabakanın veya mücadelenin büyük bir kontrolü bize ait. Ayakları işlevsiz kalıyor. Tekme atmaya çalışırsa işe yaramaz. Yumruk atmaya çalışırsa belki bana gelir ama çok etkili olmaz. Ben burada çok daha güçlüyüm. Bu uçlar açısından. Okay. Beni itmeye çalışması onun için çok kötü bir senaryo. Çünkü kollarını bana kaptırıyor. İtmeye çalıştığı senaryoda rakibin kolunu kendime çekip buraya adım attığım anda armbara çok rahat geçiş yapabiliyorum. Detaylı armbar videosu yine kanalda var arkadaşlar. Burada beni itmeye çalıştığı senaryonun diğer dışındaki diğer senaryoda kapanmaya çalışması. Benim işime gelecek senaryolardan yine bir tanesi. Aslında doğru olan jüs yapıyorken burada yapması gereken çoğunlukla boynunu korumak istemek olacak. Çünkü boynuna saldırı yapmaya başladığım anda işi bitirebilirim. Elleri dizimde olduğu senaryoda rakibin şu an spontane gelişti. Bugün üzerinde switch shirt var. Rakibin işte hoodie var. Kapşonluğunun tam şapka kısmından bir tutuş alıp şöyle dönersen kamerada öyle değil lan öyle değil ne yapıyorsun? Şöyle... <laughs> şöyle hemen, hemen götünü dönesin geliyor. güzel kes. <laughs> anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> rakibin kimonosu, keşke herkesin olsa. <laughs> rakibin kimonosunu tuttuktan sonra buraya rakibin burada kapşonlusuna şöyle bir tutuş alıyorum abi. Bu tutuşu aldıktan sonra kendime çekip dirseğimle nereye dönüyorsun? Bana doğru dön. Genelde böyle olur ya. Dirseğimi rakibin boğazına koyuyorum. Bu çok büyük bir kontrol. Burada kolunun bana vurması çok olası değil. Aynen. Burada kontrol edebiliyorum. Bana vurmaya çalışması çok zor. ya bana vurma ihtimali bir düşük. Boynuna baskı verdikçe boğuş elde edebiliyorum. Direkt burayı çekip şu şekilde beklesem bile bir süre sonra bayılacaktır. Ve gerçekten hani müsabakayı veya mücadeleyi en kaliteli kontrol etme biçimimiz bayıltmak olur. Ah, yoruldum lan. <laughs> Antrenman Aynen. Antrenman sonrası kafamla çalışmıyor. Cümleleri de bir tık zor koyuyorum ama bence daha samimi olacak. İtiyor ya abi adam burada İttiğinde ağır var. Kapanıyor. Kapandığında mount'a çıkabilirim. Kıyafetini yakalayıp baskı verip boğabilirim. Bir ölüm kalım mücadelesi, bir savaş ortamı. Gerçekten hayatta kalmak istediğimiz senaryoda burada ezip rakibi dirseğimle. Arkadaşlar bunlar dövüş sanatları teknikleri. Kavga edin diye göstermiyorum. Kendinizi koruyun diye gösteriyorum. Nerede kullanacağınız sizin bilginiz. Videonun altına yorum yapmışsınız. Abi işte adam dövme öğretiyorsun. Hoş mu? millet sokakta birbirini dövecek? Abi ona bakılırsa markette bıçak satılıyor. Herkes birbirini keser o zaman. İnternetten pompalı tüfek satın alıyor millet. O zaman herkes birbirini vurur. Birbirine bir şey yapmak isterse gerçekten yapar. Ben siz kendinizi korumayı öğrenin. Size bir kılavuz oluşturmak için gösteriyorum teklifleri. Size gidin birilerini dövün diye göstermiyorum. Zaten sadece teknik izleyerek birilerini dövmeye çalışırsanız muhtemelen başarısız olacaksınız, elinizde patlayacak yani. Ama bir yol çizin, ne yapabileceğinizi görün diye gösteriyorum. Hızlıca tekrar alıyorum. <laughs> Bacaklardan kurtuldum. Kontrol ettim. Kolları uzattığında armar yaptım, kolu kırdım. Bu bir. Kolları kapattığında, dizimi itmeye çalıştığında, baket kapandım, boynunu yakaladım kıyafetini çektim. Baskı verdim. Çok elde ettim. Yine aynı şekilde dizlerimi tutmak istediğinde üstüne yürüdüm. Kapandım, tuttum. Kapattım, kapattım. Daha önce Habib'in böyle bir müsabakasında bu şekilde bir kontrol ve brenden pound'u vardı. Buradan bu işler yaptım. Yani çok fazla opsiyonumuz var. Bu kol armbar var. Çektim, kapattım. Burada triangle'larım var. yani reverse triangle var? Reverse triangle'ım var çektim yukarıda üstte oynayabiliyorum. Çok fazla şey var orada. Bir, iki, bam, iki, bam, bam, okay. iki, bam, bam, rakip dönmeye çalışıyor. Bir, <laughs> al, bam, bam, iki, i̇şte, Burada üstü kontrol biliyorsanız, <laughs> mücadele et hafif, ver mücadele, ver mücadele, <laughs> ver, ver, ver. Yani opsiyonunuz çok fazla. Bir tık üstten o üstte olmayabiliyorsanız çok fazla şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben size dövüşmeyi, birilerini dövmeyi değil, kendinizi korumayı öğretmeye çalışıyorum. Yapmak istediğim size bir kılavuz olmak. İnternette her türlü kötü bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Bomba yapmayla bile ilgili bir sürü Google'da webte şeyler var. <laughs> o zaman millet gitsin bomba yapsın. Sesimi aldı mı acaba orada. Demeyen anladı. Dediğim gibi arkadaşlar, size kılavuz olmaya çalışıyorum. Hastayım sesim biraz kötü çatallandı. Eee ya yani internette bir sürü pis bilgi, kötü bilgi var. Bilebilirim. Hatta gezi olaylarında falan işte atom bombası nasıl falan. Onun bile bilgilerine ulaşıyorlar bir şekilde. O yüzden ben size kavga etmeyi, birilerini dövmeyi değil, dövüş sanatları ilgili size uygun branşı bulmanızla ilgili kılavuz olmaya çalışıyorum. Ee, doğruyu yanlış ayırt etmek sizin elinizde. Doğru yolu kendiniz çizip kendiniz bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerde görüşmek üzere.